Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Haberin merkezinde Habertürk manşetle karşınızdayız. Narin Güran cinayetinde çember daralıyor. Nevzat Bahtiyar'ın eşine gelen telefondaki kirli teklifi ilk kez Habertürk ekranlarında izlemiştiniz. İşte o kayıtlar cinayetin seyrini değiştirecek ya da faili gösterecek gibi görünüyor. O ses kayıtlarıyla ilgili savcılık ayrı bir soruşturma başlatmıştı. O kayıtların şifrelerini çözmeye devam edeceğiz. Narin'in ölümünde oklar ağırlıklı olarak Enes Güran'ı gösteriyor. Dosyadaki durum da böyle. Amca Salim Güran da organizatör konumunda. Neden oklar Narin'in ağabeyini gösteriyor? Ona bakacağız. Kirli teklife bakacağız. Habertürk manşetin diğer bölümünde ise cezaevinden çıkıp tekrar tekrar suç işlemeye devam eden bir suç makinesi, bir soyguncunun hikayesi var. 26 hırsızlıktan yakalanıp cezaevinden izinli çıkıp başka bir hırsızlık ve soygun yapan Rasim'in hikayesine bakacağız. Onlarca suç işlediği halde serbest kalıp cinayet işleyenler bile var. Bu kişiler nasıl oluyor da cezaevinden çıkabiliyor? İnfaz sistemindeki problem nedir? Bir problem mi var? Sebebine bakacağız. Habertürk manşet başlıyor. O cinayetin anatomisini çıkaracağız. İstihbarat operasyonunun parçası olan cihaz. Hangi davalarda toplumun vicdanını yaralayan kararlar nasıl çıkmış? Narin Güran cinayetiyle ilgili ilk duruşmada Nevzat Bahtiyar'ın eşi kendisine Nevzat'ın cinayeti üstlenmesi için Güran ailesi tarafından teklifte bulunulduğunu iddia etmişti. İşte bu iddiaların yer aldığı ses kayıtlarını ilk kez Habertürk'te izlediniz, dinlediniz daha önce Cuma günü. O kayıtlarda Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar yakını Hasan Kaya ile konuşuyordu. Hasan Kaya kendisine Güran ailesinin teklifini iletiyor. Teklif, Nevzat cinayeti üzerine alsın, ailesi köyde evinde yaşasın. İddiaya göre para teklifi de var. Henüz netleşmiş değil. Önce o kayıtları hatırlayacağız, sonra yorumlayacağız. Sonra önemli bir gelişme daha var Narin cinayetinde. Jandarmaya açılan bir idari soruşturma var. Onun detaylarını da konuşacağız. Birkaç saniye sonra buradayız konuğumuzla. Biraz sonra bir telefon kaydı dinleyeceksiniz. O telefon dinlemesi sırasında kaydedilmiş bir kayıt. Nevzat Bahtiyar, Narin Güran cinayetinde yarı itirafçı konumunda olan ama amcayı suçlayan, Salim Güran'ı suçlayan isim cezaevinde ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanıyor. Eşini arayan bir isim var. Onu, bu konuşmayı Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir'le birlikte değerlendireceğiz. Hemen grafik olarak ekrana gelsin. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi bu konuşmada çok önemli detaylar var. O detaylarda başlıkta eşine ev teklifi diye ifade etmişiz ama satır satır incelendiğinde şöyle diyor. Nevzat Bahtiyar'ın eşine, ne eşi üzerinden Nevzat'a bir mesaj gidiyor. Diyorlar ki bu cinayeti üzerine alsın. Bakalım ne demiş Hasan Kaya. Hasan Kaya kim? Hem Nevzat Bahtiyar'ın ailesiyle akrabalık bağı var. Daha doğrusu Gazal Bahtiyar'ın amcası. Nevzat Bahtiyar'ın da yakını doğal olarak diğer aileye, Güran ailesine de yakın bir isim. Yani aracılık yapabilecek bir isim. Hasan Kaya diyor ki, dediler ki zaten Nevzat yapmış Güran ailesine atfen söylediği bir ifade bu. Bir sesi bir dinleyelim, kısa sonra sesi alacağız. Kürtçe yapılmış bir konuşma. Buradan sonrasını Türkçe anlatmaya devam edelim. Bu sesi alabiliriz arkadaşlar. Biz kayıtlar üzerinden gidelim. Gazal Bahtiyar da itiraz ediyor. Diyor ki bir de Nevzat mı yapmış diyorlar. Yani buradaki bir de vurgusu ne demek? Şimdi burada en önemlisi şu. Gazal Bahtiyar
Nevzat'ın yapmadığını bilen bir kişinin verebileceği tepkiyi vermiş. Evet. Yani bizzat cinayeti işleyen anlamında olmadığını belirtmeye çalışıyor bu görüşmede. Evet. Nevzat'a kurban olun, bir de Nevzat mı yapmış diyorlar. Evet, yani bu ne demek? Aslına bakarsanız Gazal Bahtiyar belki de Nevzat'tan bu konunun doğrusunu da öğrendi. Buradan çıkarttığımız anlam bu. Evet. Yani Gazal'a da aslında sormaları lazım. Biz mahkeme aşamasında soruldu mu sorulmadı mı tam Nevzat'la yapmış olduğu görüşmenin neticesinde ne verdi? O konuşmayı mutlaka, duruşma kayıtlarından biraz sonra bilgi evet, olarak da aktaracağım. Aslında konuştuk ama biraz daha detaylandıracağız. Olayın kilit nokta, ifadenin kilit noktalarından bir tanesi. Hasan Kaya buna karşılık diyor ki ben Nevzat deseydi ben yaptım evlerini getirmelerine izin verirdik. Evini Gazal'a verirdik diyor. Hangi evi kastediyor? Köydeki evi kastediyor. Evet. Zaten bu olaydan sonrasında biliyorsunuz Bahtiyar ailesi o köyden çıkmak zorunda kalmıştı. Evet, yakındaki başka bir yerde. Evet, evlerinde ikamet etmiyorlar. Başka bir köyde ikamet ediyorlar. Ve burada ben yaptım deseydi gelebilirlerdi şeklinde bir ucunu gösteriyor aslında. Neyin verileceğini. Evet. Birincisi ikametini verirdik diyor. Daha sonrasında okuduğumuzda... Evet. Hasan diyor ki bana, Hasan Kaya diyor ki bana tamam dediler, zamanı gelince bir de araba meselesi var, onun da devrini bir de veririz. O yapacak, sonra suçunu üstüne mi alacak diyor. Yani evet, bir evet. Gazal'ın cevabı var konuyla ilgili. Evet. Deseydin enayi mi var karşınızda? O yapacak, sonra suçu onun üstüne atacak. Yani Gazal Bahtiyar çok net. Tabii çok net. Yani Gazal'ın vermiş olduğu cevapların hepsine baktığınızda eğer doğasında yürüyen bir telefon görüşmesinden bahsediyorsak Nevzat'ın yani eşinin bu konuyla ilgili öldürme fiilini bizzat gerçekleştiren kişi olmadığını net bir şekilde ortaya inanıyor, koyuyor. İnanıyor, tepki de gösteriyor. Enayi mi var karşınızda diye. Tekrar üzerine Hasan Kaya'nın ifadeleri var. Gazal Bahtiyar diyor ki kemiklerim, aslında tam karşılığı kemiklerim havaya çıksa, hani bedenimden havaya çıksa üstüne atmam, kendileri öldürdü kızlarını, bizimkinin üstüne attılar. Yani o yöresel bir cümle anlaşılıyor. Evet. Hani demek ki bir yemin etmek gibi veya kendisini doğru ifade etmek gibi kullanmış, yine aynı kararlılıkla bir cevap veriyor. Bizimkinin üzerine diyor konuyu diyor attılar diye de bitiriyor. Hasan Kaya'nın cevabı var. Onu bir görelim arkadaşlar bir öncekinde. O da önemli çünkü. Bana söyle dediler diyor. Şimdi neden bunun altını çiziyorum? Ben de söylerim dedim. Onlara söyle, Gazal da diyor ki ayaklarını denk alsınlar. Devam ettirelim. Yani burada bu soruşturma ile ilgili bir sonraki grafiğe gidebiliriz arkadaşlar. Bu soruşturma ile ilgili cinayeti Nevzat'a yönlendirme faaliyeti görüldüğü için burada bu ses kayıtlarından adil yargılamaya, etkilemeye teşebbüs suçundan da açılmış bir soruşturma var. Niye? Çünkü bu konuşmayı Hasan Kaya'nın amca Ali Rıza Güran'ın yönlendirmesiyle yaptığına dair bir ifade var. O duruşmada da konuşulmuştu. Onu da hatırlatmak lazım. 5 kişinin de bu konuşmayla ilgili ifadesi alındı. 2 kişi şüpheli. Şimdi burada kolluğun yapması gereken, Cumhuriyet Savcılığı'nın alması gereken tedbir şu. Hasan Kaya bu telefon görüşmesini yapmadan öncesinde gerçekten Güran ailesiyle bir temasa geçmiş mi geçmemiş mi? Bakın her şeyin geriye doğru takibini yapabilirsiniz. Evet. Geriye doğru bu takipler teknik olarak da yapılabilir. Kameraların izlenmesiyle de yapılabilir. Yine beyanlarla da yapılabilir. Yani Hasan Kaya sadece bu kirli teklifi aldığında sadece kendisinde de kalmamıştır. Hasan Kaya varsa eşine de anlatmıştır mesela bu konuyu. Onun da ifadesine başvurmak lazım. Hasan Kaya'yı aldığınız zaman Hasan Kaya ile ilgili olarak sen bu telefon görüşmesini yapmadan önce kimle temasa geçtin? Orada şahitlerin kimdi? Bu görüşmenin içerisinde başka kimler vardı? Hasan Kaya'nın vermiş olduğu bu bilgilerin tamamının delillendirilmesi meselesi var. Doğru. Bu da nasıl oluyor? İşte izlemiş olduğu yol, güvenlik kamerası görüntüleri, o ortamda bulunan kişiler, o ortamdan çıktıktan sonra gittiği ve ilk bu konuyu anlattığı kişi varsa onlar... Bunların hepsini teker teker sorulup ifadelerin alınması gerekiyor. Arkadaşlar bir önceki grafikte devam etmemiz lazım. Hemen geri alalım onu. Çünkü orada da önemli. Şimdi diyor ki biraz neden bunu söylüyorum? Birazdan Veysi'ye gideceğiz. Gazal Bahtiyar diyor ki bu fukaranın yani eşini kastediyor. Hiçbir şeyden haberi yoktu amca diyor.
Hasan Kaya'ya diyor. Çünkü amcası uzak, amcazadesi diye ifade ediliyor. Geldi, yemeğini yedi, ağaçlarını suladı, onu çağırdı. Salim çağırdı demek istiyor. Ne yaptıysa onun üstüne attı diyor. Burada şimdi birazdan Salim Veysi, işaret ediyor. Birazdan Veysi o ağaçları suladığını söylediği yerden bize bir yayın verecek. Ne olduğunu ona soracağız. Hasan Kaya da diyor ki Nevzat niye götürdü sakladı? Çünkü ifadesinde götürüp sakladığını ifade ediyor, itiraf ediyor ama Salim öldürdü diyor. Gazal da diyor ki onu tehdit ettiler amca, tehdit etmese giderdi. Bakın şu son iki cümleden, Gazal Bahtiyar'ın vermiş olduğu son iki cümleden Salim ne yaptıysa onun üstüne attı. Birinci cümle. İkincisi de onu tehdit ettiler amca, tehdit etmese gider mi? Nevzat Bahtiyar'la net bir şekilde konuyu ayrıntılı olarak Gazal'ın görüştüğünü ortaya koyan cümleler bunlar. Evet, devam edelim arkadaşlar. Bu arada Veysi'yi de hazırlayalım. Şimdi konuşmanın devamı satır satır irdelenmeye muhtaç. Çünkü aslında çok şey anlatıyor. Siz de söylediniz. Hı hı. Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir de özellikle altını çiziyor. Bir görüşme, karşılıklı bir görüş, fikir teatisinde bulunmuş Bahtiyar ailesi ve ısrarcı Gazal Bahtiyar. Hasan Kaya diyor ki tutuklandığında bana zorla yaptırdı deseydi hapse girmezdi. Acaba ifadesindeki çelişkilere mi atıfta bulunuyor? Aynen onun gibi. Yani bir şekilde Hasan Kaya da bu konuyla ilgili olarak yüklenmiş. Bazı şeyleri özellikle soruyor. Yani niye diyor aldı götürdü gömdü diyor. Bana zorla yaptırdı diyorsunuz diyor. O zaman diyor böyle söyleseydi diyor hapse girmezdi diyor. Evet. Sürekli irdeliyor Hasan Kaya da. Şimdi burada bu işin şüphelisi potasında olan kişi Gazal Bahtiyar'ın cevabı. Hacı Rıza dediği Ali Rıza Güran. Hacı Rıza, hacı olduğu için Hacı Rıza diye ifade ediyor köylüler ona. Onların tekliflerini bana göndermesin. Aslında Hacı Rıza Nari'nin Güran ailesinin saydığı evet. O köyün içerisindeki en evet. Çok lafına sözüne dinlenilen insan olarak amcaları. Zaten hatırlarsanız Arif Güran da ben Ali Rıza Güran'la giderim, görüşürüm, akıl alırım belli konularda diye söylemişti Nari'nin babası. Evet. Demek ki orada Güran ailesiyle ilgili olarak bir otorite. Şöyle bir cümle hemen Veysi'yi açalım. Şimdi burada konuşmaya çocuk da dahil oluyor. Çocuk da diyor ki devlet ne derse oğlu. O. Evet, yani Nevzat Bahtiyar'ın oğlu. Hasan Kaya ile konuşmaya devam ediyor. Diyor ki devlet ne derse o, devlet bu işi ortaya çıkaracak, bize teklifle gelmesinler diyor. O kısmı da bence çok önemli. Çünkü bu devlet ne derse o kelimesiyle başlayan bir Arif Güran cümlesi hatırlarsanız. Evet. Arif Güran ilk gözaltından çıktığında, yani Nari'nin babası ilk gözaltından çıktığında benim kardeşimse, karımsa, her kimse devlet tarafından bulunsun, cezalarını çeksin diyordu. Evet. Ama geldiğimiz noktada artık kendi ailesi tamamen bir tarafta. Nevzat Bahtiyar bu konunun şüphelisi konumuna geldi. Evet. Şimdi bir Veysi'ye gidelim birlikte. Veysi'ye özellikle şunu sormak istiyorum. Gazal Bahtiyar'ın ifadesinde de geçiyor. Veysi ile tam da o noktayı, ağaçları suladı dediği bir patlıcan bahçesi var. Öyle değil mi Veysi? Orayı bize bir gösterir misin? Orada 15.08'de Salim'le Nevzat arasında bir konuşma var. Sonra da patikadan Nari'nin yürüdüğü saate denk geliyor. Orası Nevzat'ın Nari'ni görüp göremeyeceği bir nokta mı? Önce onu soracağım. Sonra burada sağdaki fotoğrafın hikayesine dair bilgi alacağız Veysi'den. Veysi, seni dinliyoruz. Evet, şu anda Narin Güran'ın hemen evinin önündeki bölümdeyiz. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Bir taraftan patikayı, bir taraftan da aynı anda Nevzat Bahtiyar'ın evini görmesini rica edeceğim. Patika bu, burası hemen. Hemen yan tarafta da biriketlerin olduğu noktada patlıcan bahçesi bulunuyor. Mahkeme başkanı özellikle sordu, çapraz sorguda avukatlar Nevzat Bahtiyar'a soru sorarken. 15.08'de evde konuştun, daha sonra patlıcan bahçesini geçerek suladığını söylüyor o saatlerde. Ve sulama yaparken patikada gördün mü Narin diye sordu. Hayır, görmedim diyor. Bu noktada da patikayla Nevzat Bahtiyar'ın sulama yaptığı yerin arasında da yaklaşık bir 15 metre 20 metrelik bir mesafe var. Evi hemen şurası. Hemen direğin alt tarafındaki nokta ahır.
Narin'i oraya götürüp bıraktığını, daha sonra da evet. battaniyeden çıkarıp evin önüne götürdüğünü söylüyor. Annesinin evin hemen bitişiği. Kendi evinde su akmadığı için Salim Gülhan'ı aradığını söylüyor 15.08'de. Daha sonra da işte patlıcan bahçesini sulamaya geldiğini söylüyor. Patlıcan'la arasındaki nokta bu kadar mesafe. Öncelikle şu anda İbrahim Halil Bayram'ın gösterdiği nokta galiba değil mi Veysi? Evinin bulunduğu nokta ve patlıcan tabii, bahçesi dediği şey. Tabii patlıcanlar da hatta duruyor. Yani İbrahim hemen patikadan gelip şeye patlıcanların olduğu noktayı gösterirse orada hemen dallarda duran patlıcanlar da var. Evet. Tabii çürümüş durumda. Hı-hı. Ama halen kendini konumunu koruyor. Ancak Gazal Bahtiyar ise İbrahim hemen yan tarafı göster. Şuradaki ağacı sula ağaçlar dediği aslında bir ağaç evin önündeki ağacı sulamaya çıktığını söyledi ama Nevzat Bahtiyar ısrarla hayır dedi. Eşim yanlış biliyor. Ben arka taraftaki patikanın hemen yan tarafındaki patlıcanları sulamak için çıktım o saatte dedi. Normalde de o saatte de aslında sulama yapılmaz Diyarbakır'da. Çok 46-47 derece hava sıcaklığı vardı. Evet. Ancak sulama yaptığını söylüyor. Sulama için de Salim Güran'ı aradığını belirtiyor. Yani o daha gün 46 derece olduğunu biliyoruz. Evet. Narin'i görmediğini ileri söylüyor. Evet. Konuğumuz Haydar Özdemir'le birlikte ve Veysi ile birlikte Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi ile. Veysi'ye bir sorumuz var ama önce şu fotoğrafı ve arkasında yatan bir sürü şey var. Onları bir konuşmamız lazım. Şimdi bu fotoğraf bir kameradan, karakol kaydından, karakolun 360 derece dönme kabiliyetine sahip Eğer Tutmaz Deresi'ni gören kısmından alınmış bir fotoğraf. Kameranın kaydından alınmış. Şimdi neden bunu konuşuyoruz? Narin Güran'ın dere yatağında cesedi bulunduktan sonra geriye dönüp bakıldığında ayın 21'inin görüntüsünün alınmadığı ortaya çıktı. Halbuki şöyle bilinir, bir şüpheli bir durum, bir kayıp vakası olduğunda ya da bir cinayet olduğunda, cinayet ihtimali olduğunda savcılar şöyle talimat verirler. Siz de iyi bilirsiniz, görüntüleri ne varsa toplayın derler. Ama burada toplanmamış. Neden toplanmamış olabilir? Nedenini karakol komutanına soracağız. Ama Cumhuriyet Savcılarının klasik talimatı şudur. Kaldırırsınız telefonu, olay hakkında bilgi verirsiniz. Kayıp şahısla ilgili olarak bilgi veriyorsanız bakılabilecek yerler, akrabalar, bunlarla ilgili talimatlarınızı alırsınız ve bu talimatların içerisinde en önemlisi de konuyla ilgili bilgi sahibi olan kişilerin ifadesinin alınması ve güvenlik kamerası varsa görüntülerinin toplanması denir. Şimdi burada hassasiyetli bir nokta var ve daha sonrasında da bu nokta herkesin diline dolandı. Mahkeme evet. aşamasında da hep bunu gördük. Herkes bu kamera görüntülerini istedi. Ama bu kamera görüntüleri maalesef 15 gün kayıt yapan görüntülerdi. Evet. Ve geriye döndüğünüzde ayın 23'ünden itibaren ancak görüntü elde edebildiniz. Ve 21'inden itibaren görüntüler maalesef silinmişti. Peki olay ilk andan itibaren. Şunu biliyoruz, savcıların verdiği bir teknik takip kararı var. Yani dinleme kararı, gizli soruşturmacı kararı bu şekilde ifade ediliyor. Ayın 27'sinde aile bireyleri dinlemeye alınmış. Bunu artık biliyoruz. Aile bireyleri dinlemeye alındığı halde jandarmaya bu konuda açılmış bir soruşturma var. Acaba bir ihmal mi var diye. Jandarmaya narin soruşturması diye ifade edebileceğimiz bir soruşturma bu. Nedir o? Kamera kayıtlarının toplanmaması, gerekli soruşturmada gerekli uygulamaların ya da usule uygun şekilde hareket edilmemesine dair bir disiplin soruşturması ki bu ihmal büyürse ceza soruşturmasına da dönüşebilir. Eğer Narin'in cesedi dere yatağında bulunduğunda 21'inin kayıtları elde olsaydı buradan hemen şu fotoğrafın olduğu yerde bir stabilize asfalt değil, bir yol var dere kenarına, tarlaların arasından giden. Buradan giden araç tespit edilebilecekti. Ama şu anda bir kayıt yok ayın 21'i ile ilgili. Yani şöyle toparlayalım ilgili. İsterseniz. Evet. Yani sonunda Cumhuriyet Savcısı bir talimat vermiş. O talimatın gerekleri dört dörtlük diye tabir edeceğimiz şekilde yerine getirilmediyse burada idari soruşturma açılır. Açıldı zaten. Bu idari soruşturmanın karşılığında adli anlamda da sıkıntı varsa bu adli soruşturmaya da döner. Bunun sebeplerine bakılacak. Evet. İdari soruşturmadan sonra niye bu görüntüler alınmadı? Evet. Önemli kısmı o. Ama teknik takibe geldiğimiz zaman
Hatırlarsanız eğer Narin ilk önce kayıp olarak aranmaya başlanmıştı. Ceza muhakemeleri usul kanununa göre iletişimin dinlenebilmesi için katalog suçlarına ihtiyaç vardır. Evet. Katalog suçu nedir? Örnek öldürme. Ama Narin o tarihte öldürme şüphesi henüz yoktu. Sadece kayıp olarak aranıyordu ve katalog dışındaydı. Daha sonrasında kanuni tarifi şu şekildedir. Delillerle birlikte kuvvetli şüpheyi ortaya koyarsınız. Sadece kuvvetli şüphe kelimesi doktrinde de metinlerde de tam tarif edilmediğinden dolayı deliller kelimesi ilave edildi ceza muhakemeleri usul kanununda. Delillerle birlikte götürüyorsunuz. İşte bizim o görmüş olduğumuz jandarma bizi dinliyordu tutanakları. Evet. Başka yerlere yönlendirildik tutanakları. Bu ailenin bu cinayeti işlenmiş, hatta DNA arabadan çıkan inceleme neticesinde. Evet. Bu delillerle birlikte katalog suçu haline geldiğinden iletişimin dinlenmesi kararı verildi. Evet. Ondan sonraki süreç öyle başlıyor. Yani 27'sindeki süreç öyle başlıyor. Şimdi bu görüntülerin silinmiş olmasıyla ilgili bir idari soruşturma var. Onu da bir Veysi'ye sorabiliriz aslında. Veysi, o soruşturmadaki ihmal iddiaları, görüntülerin toplanmaması ile ilgili ihmal iddiaları nedir? Hangi aşamadadır? Buna dair iddialar nedir? Onu da senden dinleyelim. Zülfikar çiftliğin kamerası hem Salim Güran'ın aracıyla gittiği iddia edilen, aracın belirlemedi ama daraltılmış bazda belli olduğu iddiasını alan kamera, hem de Nevzat Bahtiyar'ın cesedi götürdüğü kamera 18. gün sonra polis tarafından bulunduğunu söylüyorduk. Aslında ilk günden itibaren jandarma orayı tespit etmiş. Yine bu noktada kamera görüntülerinin hafızaya alınması gerektiği vurgusu var. Bunu söyleyenler hakkında da aslında soruşturma başlatılmış. Kendi içerisinde ifade verme işlemleri devam ediyor. İdari soruşturma aslında ilk günden itibaren kamera kayıtları neden alınmadı? Termal kameralar neden ortaya çıkmadı sorusuna savcıların verdiği cevap idari bir soruşturma, kendi içerisinde bir idari soruşturma gerektiğini söylemişti. Şu an itibariyle ifade işlemleri geçtiğimiz haftadan beri alındığını söyleyelim görevler hakkında. Hem soruşturma yönetenler hakkında hem de karakol üst bölgesindeki yöneticiler hakkında bu noktada ifade de var. Zaten köy korucuları da, geçici köy korucuları da köyün tepesini rahat bir şekilde Nevzat Bahtiyar'ın evinin rahat bir şekilde göründüğünü ilk günden beri söylüyorlardı. O kamera kayıtlarının aslında incelenmesi gerekiyordu. Ancak 360 derece dönen kamera kaydı maalesef eğer tutmaz zelesiyle Nevzat Bahtiyar'ın evinin kısmen göründüğü, bulunduğumuz noktanın da aslında görüldüğü bir kamera. O kamera şu an itibariyle 15 gün geriye dönük olarak alındığında, evet, 23'üne denk geliyor. Silinmiş, üzerine yeni kayıt yapılmış. Evet. Bununla ilgili de bir taraftan daha soruşturma yürütülüyor. Savcılar idari soruşturma olarak değerlendirdi bu noktada. Cinayetle ilgili ise o idari soruşturma, sizin de belirttiğiniz gibi önümüzdeki günlerde bir zaaf varsa, bir kasıt varsa cinayet soruşturmasına da dönüşeceğini belirtelim. Evet. Nevzat Bahtiyar'ın evinin bulunduğu nokta net bir şekilde görünüyor aslında kameralardan. O kameraların biri de Ulusal Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Avukatlar tarafından da farklı ülkelerdeki şirketlere gönderildi. Bu çözümü aslında mahkeme tarafından da bekleniyor. İlk günden itibaren aslında bu kameraların alınması gerekiyordu. Ancak incelenmiş, onu söyleyeyim, incelenmiş nokta şeklinde görüldüğü için iyileştirme hesaplaması yapılmamış. Yani nokta şeklinde görüldüğü için de bu noktada vazgeçilmiş. Aslında ilk günden itibaren o kamera görüntüleri biliniyormuş, kameralar biliniyor, çiftlik kamerası da biliniyor. Evet. Ki zaten bu noktada da savcılar bir kez daha soruşturma yürütenlerle el çektirdi, başka bir ekibe verilmişti bu soruşturma. Ayın 27'si, o ekip de aslında yine itibaren o kameraları incelemesine rağmen bu noktada ihmaller olduğunda belirtelim Zülfikar. Peki, çok teşekkürler Veysi. Veysi'nin kastettiği görüntü hemen Narin'in fotoğrafının yanında gördüğünüz çiftliğe ait kamera, ki en önemli delillerden bir tanesi. Salim'in Narin kaybolduğu gece oraya gittiğini ne dair HTS sinyal bilgisiyle kaydedilen görüntü. HTS köpek deyince, vardı arada da. HTS deyince, evet, burada bir araya da köpek Musa, Veysi bir şey mi söyledi? Evet Veysi. Hemen araya girelim. Tabii, şimdi dinle. Biraz önce anlatmış olduğumuz o sulama meselesi, Nevzat Bahtiyar'ın bahçesini suladığı patlıcanları. Bakın, bizim bazı sabit delillerimiz var. Bunlar değiştirilemez. Evet. 11.08'de
Nevzat'la Salim'in arasındaki telefon görüşmesi var. Ve şu anda daraltılmış baz çalışmalarına baktığınız zaman Nevzat saat 11.10'da, yani bu telefon görüşmesinden 2 dakika sonra, Narin daha patikaya gelmeden 15.10. Nevzat, evet, özür dilerim, 15.10'da, evet, Nevzat yukarıda Narin'in evinin olduğu yerde gözüküyordu hatırlarsanız eğer. Evet. Burada bu bahçe sulama meselesi de biz hep gündeme getiriliyor ama ortada bir bahçe sulama meselesinin halledilebileceği bir zaman dilimi yok. Yok, evet. Bir ledimiz daha var. Onun üzerinde de birkaç cümle edelim. Arkadaşlar, oklar hep konuşuluyor başından beri. Üzerindeki, kolundaki diş izi, gözündeki sıyrık, sırtındaki morluk ya da sıyrık olarak ifade edilen şey. Enes Güran, cinayette okların gösterdiği isimlerden bir tanesi. Amca Salim Güran'la ilgili dosyadaki delillerde daha çok cinayeti örtbas ve organize etmekle ilgili görünüyor. Sadece Salim Güran'ın cinayeti işlediğini söyleyen Nevzat Bahtiyar. Burada soruşturmanın başından itibaren bir eksik değerlendirme, zamanında diş izinin alınmaması, geç alınması gibi şeyler. Tabii iki defa gözaltına alınmıştı. Yani Enes'in ifadesi alınması, evet, için jandarma karakoluna götürülmüştü. Burada bu morluklarla ilgili olarak bir araştırma o zaman yapılmış olsaydı bunların tam anlamıyla ne olduğunu anlardık. Evet. Ha, biz şimdi burada ne diye değerlendirebiliriz? İşte bu diş izi miydi yoksa işte mısır çomağı mıydı? Masumiyet ilkesinden hareket edeceğiz. Birincisi bu. Kişilerin beyanını alacağız. Daha sonra bunu delillendirmeye çalışacağız. Delillendirmeyle ilgili olarak zamanımız geçti. Ancak şu gözdeki morla işte efendim ben Ankara'yla telefonla görüştüm. Öbürü buna baktı. Diş tabipleri odası şöyle dedi. Buna diş izi diye. Ya bakın lütfen insanlar biraz makul ve mantıklı olsunlar. Yani Adli Tıp Kurumu almış eline, ben inceleme neticesinde bir yere varamadım diye cevap veriyor. Ama diğeri televizyondan gördüğü görüntüyle veya işte o fotoğraf görüntüsüyle gözdekinin diş izi olduğunu söylüyor. Biz polis olarak şuna bakarız. Burada bir savunma mekanizması çalışmış diyebiliriz en fazla. Evet. Sanıksa eğer. Refleks, ne deriz? Yani olay refleks olarak. Refleks. Karşısındaki kişi yapmış olabilir bunu. Nasıl yapmıştır? Vurarak yapmıştır, tırmalayarak yapmıştır, ısırarak yapmıştır. Ama bunun adını koyabilmeniz için karşınızda resmi bir kurumun bu konuyla ilgili olarak rapor vermesi lazım. Peki. Ve o raporla ilgili olarak da şu anda o çıkan söylentiler en azından kafadan delil niteliği taşıyabilir mi, taşıyamaz mı soru işaretlerini kaldırabilmek için tekrar bir daha gündeme geldi ve mahkeme heyeti tarafından gönderildi. Onun neticesini beklemek lazım bu konuyla ilgili. Peki. Çok teşekkür ediyoruz emekli emniyet müdürü Haydar Özdemir. Narin Güran cinayetinde çember daralıyor dedik. Narin Güran'ın ailesinin ya da babası ya da amcalarının Nevzat Bahtiyar'a yaptığı teklif üzerinden, ki kirli bir teklif olduğuna dair bir tespit yapmıştık. O kayıtlar üzerinden cinayeti acaba hangi sebeple, kim nasıl işlemiş olabilir diye incelemeye çalıştık. Bugünlük Habertürk manşetin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere.